Ben Hibe Dede. Özbek Türküyüm. 1000 yıl önce 8 kardeşimle birlikte Horasan'dan çıktık. Buraları yurt edindik. Burası neresi mi? Orta Hisar. Kapadokya'nın en büyük peri bacasına ev sahipliği yapan Orta Hisar, sırasıyla Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler ve Romalıların hakimiyetine girmiş, daha sonra Bizans'ın Doğu Roma İmparatorluğundan ayrılmasıyla Türkleşme sürecine başlamıştır. 1071 yılında Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun büyük bir kısmı kesin olarak Türk hakimiyetine girmiştir. Kapadokya bölgesinde yer alan Orta Hisar'da bu dönemde Müslümanların ve Hristiyanların bir arada yaşadığı önemli bir merkez olmuştur. Orta Hisar'da ilk yerleşimin kalenin etrafında gelişmesinde bu oluşumun doğal bir sığınak görevi görmesi etkili olmuştur. Günümüzde Kapadokya bölgesinin mimari özelliklerini yansıtan taş evlerin büyüleyici manzarasının hakim olduğu Orta Hisar Kalesi'nin yüksekliği kuzey cepheden 85, güney cepheden 120 metredir. Bu kalenin doğusunda bulunan ve bir Osmanlı komutanının ismini almış olan İshak Kalesi, savunma amaçlı kullanılan diğer bir doğal oluşumdur. Yine Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülhamit döneminde Topkapı Sarayı'ndaki Tütüncübaşı, İbrikçibaşı, Kandilcibaşı gibi üst düzey bürokratlar Orta Hisar'da yetişmiştir. Fransa hükümeti tarafından Anadolu'da araştırmalar yapmakla görevlendirilen seyyah Charles Texier, 1833 ve 1837 yıllarındaki seyahatleri sırasında Kapadokya bölgesini de ayrıntılı bir şekilde ele alır. Description de l'Asia Minor adlı anıtsal eserinde, gravür ve planlarıyla birlikte yayınlarken Kapadokya'yı, doğa hiçbir zaman kendini bir yabancının gözlerine böylesine olağanüstü bir şekilde sergilememiştir. Dünyanın hiçbir bölgesinde böylesine sürekli ve daha düşsel bir tabii olay var olduğunu duymadım şeklinde yorumlar. O dönemlerde böyle betimlenen Kapadokya'nın bir parçası olan Orta Hisar'da güvercinlerin özgürce kanat çırptığı, mineralli suyla her derde deva bulunan vadiler, adeta birer hayat damarı işlevi görmektedir. Balkan, Kızılçukur ve Pancarlık Vadisi başta olmak üzere birçok vadide yer alan Hallaç Deresi Manastırı, Sütunlu Kilise, Ali Reis Kilisesi, Tavşanlı Kilise, Pancarlık Kilisesi, Balkan Kilisesi, Sarıca Kilisesi, Aynalı Kilise, Üzümlü Kilise, vadi yürüyüşü yapanların ve gezginlerin uğrak yerleri olmaya devam etmektedir. Milattan sonra 280 ila 332 yılları arasında yaşayan ve Gürcistan Ortodokslarının en büyük azizesi kabul edilen Azize Nino'nun ismini taşıyan kilisenin de Orta Hisar'da olduğu rivayet edilir. Uç Hisar, Orta Hisar ve Baş Hisar olmak üzere 3 hisarın merkezi konumundaki bu yerleşim yerinde zaman çok yavaş ilerler. Hayatın karmaşasından yorulan, huzuru ve sağlığı arayan birçok yerli ve yabancı yatırımcı, Orta Hisar'daki yıkılmaya yüz tutmuş taş evlere tekrar hayat vermiştir. Doğal yaşam tarzıyla modernliği harmanlayarak, turistlere farklı alternatifler sunan birçok butik otel burada hizmet vermektedir. Turizmin yanında, yaz-kış sıcaklığını muhafaza eden doğal kayadan oyma depolardaysa, Orta Hisar'ın ticaret hayatı sürdürülmektedir. Sessizliğin sesini dinlemek için Orta Hisar'a gelin. Sabah ezanıyla güne başlayan kasaba halkı, Çukur Camii, Alaaddin, Abdioğlu ve Ali Reis Camii'nde namazlarını kıldıktan sonra sıcak bir çay için kasaba meydanındaki kahvehanelerde soluğu almaktadır. Kasabanın sakinliği insanların davranışlarına yansımaktadır. Güler yüzlü ve samimi insanlar her birini bir misafir olarak gördüğü turistleri ağırlamaktan mutluluk duyar. Gökyüzünü rengarenk boyayan sıcak hava balonları, bölgeyi fotoğraflamak için gelen sanatçılara apayrı bir görsel ziyafet sunar. Orta Hisar'ın meydanında
bölgede kurulan ilk özel müze özelliğini taşıyan kültür müze, bölgedeki yaşam tarzı ve geleneklerine ışık tutmaktadır. Eskiden bir otel olarak kullanılan ve birçok ünlüyü ağırlamış bu mekanda yazar Yaşar Kemal, Peri Bacaları isimli romanını hayata geçirmiştir. Kasabada yer alan Atatürk büstü ise, Atatürk'ün sağlığında Türkiye'de yapılan 4 büstten biri olma özelliğini taşır. Yer altındaki mağaralarda gerçekleştirilen Türk geceleri ve semah gösterileri ve yine bölgede ilklerden olan çamur banyosu aktiviteleri turistlerin yoğun ilgisiyle karşılanmaktadır. Orta Asya'dan Orta Hisar'a 4 nala geldiğimiz atlar vadilerde özgürce koşar. Düzenlenen at turları Kapadokya turizminde çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Kızılçukur Vadisi'nde her akşam yüzlerce kişi gün batımının şiirsel atmosferini solumak için akın akın buraya gelir. Güzel atlar diyarı Kapadokya'nın göz bebeği olan Orta Hisar, tarih boyunca birçok devlete ev sahipliği yapmış, birçok kültürle ve renkle boyanmış bir merkez olarak hala ayaklarının üzerinde duruyor ve ziyaretçilerine estetiğin ve doğalın zenginliklerini sunmaya devam ediyor. Her mevsim farklı bir renge bürünen kayaları, asırlık taş evleri, tarih kokan vadileri ve sıcacık insanıyla Orta Hisar sizleri bekliyor.